Hepinize merhaba arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. Kuzeycim, bugün senin okul notlarını inceleyeceğiz. Sence notların nasıl? Kötü not var mı? Eğer varsa şimdiden söyle, beni orada şok eder. Arkadaşlar, ben şöyle bir şey söyleyeyim ben. Ben okula gitmedim biraz yani. Evet. Hastalandım falan. O yüzden kötü not alabilirim. Zarfat. Ali. Vallahi bilmiyorum. Kuzey canımı sıkma. Benim eskiler aklıma geldi. Ben kötü not alınca mesela Türkçeden 65 falan alıyordum. Annem gile diyordum ki 75-80 diyordum. Sonra e-okula baktırdım. E-okula bakınca unutturuyordum annem gile. Tuvalete kaçıyordum e-okula bakınca. Yakalıyordum ama. Evet, sonra yakalıyorlardı. Sizce Kuzey notlar nasıldır? Bence bu konuşmayı yaptı var ya, çok kötü bir not aldı. Ben iyidir diyorum ama... Bilmem. Ortaokul olduğu için bir bocalama devresi ortaokul de olabilir. Bir sanki bana ortaokul olsun, sona gidiyor olsun, ya. Ortaokula geçince. Çalsın. O zaman ne yapalım? Gidelim ve Kuzey'in notlarını inceleyelim. Evet, geldik. Kuzey'in notlarını inceleme. Kuzey var ya, acayip Ali, surat asıldı. Ali, sürprizler bekliyor musun? Bilmem bakalım. Acayip surat asıldı bak. Suratın ya. Niye asık ve niye sinirlisin Kuzey'cim? Hiç çalışmadı. Ağlayacağım. Bence de. Hadi giriş bir yap bakalım. Girdik arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz Kuzey Yanık 5. sınıf. Şimdi ilk devamsızlık bilgilerinden başlıyoruz. Devam. Salim, senin parfümünü sıkıyor baban. Devamsızlık bilgisine giriyoruz. Kaç gündür okula gitmemiş? 5. 2. 2 gün. İyi. 2 gün okula gitmemiş. 2 gün gitmedi. O da Ekim'in 3'ü ve 4'ü. Güzel. Ne işin vardı kardeşim? Okulunu niye aksatıyorsun? İki gün hastaydı. O yüzden gidemedi. Yine her zamanki gibi Kuzey okula başladın mı hastalanıyor arkadaşlar. Kuzey numara mı yapıyorsun? Biraz şey gibi geliyor bana. Evet Salim. Anne, notlara girmek istemiyorum. Çok iyi. Niye? Girsene. Ben bakmadım. Vallahi bakmadım. Tamam, aç. Haftalık ders programına başladım. Yavaş bütün dersleri açıklanmış mıdır? Açıklanmıştır. Ana hadi bakalım aç. Çünkü. Aç. Kuzey, doğruyu söyle. Kuzey, düşün, beklediğin kötü not beklediğin var mı? Nasıl? İngilizce. Aha. Ben dedim ki buna İngilizce sınavından bir gün önce seni çalıştırayım, yok çalıştırsın abin dedim, yok ben ya çalışıyorum dedim. Arabada bir de bana diyor ki bıdır bıdır İngilizce konuşuyor. What does your name I mean? Salim, İngilizce konuşsana. Hello. Anne, seni seviyorum de. Mom, I love you. Herkes. Tamam ya, uzatmıyorum arkadaşlar, giriyorum. Evet ya. Hadi. Çok uzattık, yeter. Kuzey, gözünü kapatsana. Kuzey. Anne, sen kapat, sen kapat. Tamam, ben kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aç hadi. Tamam mı? Oha. İyi mi? Oha. Din kültürü 80. Din kültüründen nasıl 80? Fen bilimleri 83. Matematik 85, Türkçe 85, yabancı dil 65. Arkadaşlar, gerçekten hani öbürlerinde annemi kandırıyorduk ya, alın. Yenileyeceğim şimdi, izleyin. Bakın, şaka değil değil mi? Al, yeniledim, yemin ederim şaka değil. Yemin ediyorum bak. Kuzey, bu ne? Bu ne? Kuzey, bu ne? Hani ben düşük, İngilizceden düşük deyince hani bir 80 falan diye düşünüyordum. Bu ne? 65. Gülüyorsun, farkında mısın? Bu kadar mı dersi var? Daha var ki bunun. Var da girilmemiş onlar. Hangi derslerin var, say bakayım. Bekle, buradan bakıyoruz arkadaşlar. Beden, sosyal var, her şey var. Beden girilmemiş. Evet. Almanca girilmemiş, sosyal girilmemiş. Ondan kaç aldın Almancadan? Almancadan 100 aldım. Ha. Bedenden de İngilizceden 100 aldım. Geldiğinde de 100 aldım diyordum burada. Çok sinirim bozuldu. Bedenden bir zahmet 100 al kardeşim. Gerçekten çok sinirim bozuldu. Bir de 5. bu. Kuzey, gerçekten tamam, sinirim şeye bakalım bozuldu. Hani sınavlar zor mu diye herkesin ortalamasına bakalım. Tamam, bak bakayım. Sınıf ben. Ne yapmış? Hadi. Sınıf ne yapmış? Aynen, sınıfta aynen. Ortalamana bakacağım ben senin. Şube ortalamaları. Hepsi ortalamanın altında. Kuzey, bu ne? Kuzey, gerçekten ben şoktayım. Hepsi ortalamanın altında. Ali, gelir misin? Baba, gel. Lan, konuşur. Sana iki şey söyleyeceğim. Bir, seni bir, seviyorum. İki, hayatımın. İngilizceden 65 almış oğlun ve sınıf ortalamasında da tüm yazılılardan ortalama altında almış. Yani daha yüksek ortalamaları arkadaşların. Neden? Çünkü okula gitmedim. İki gün. Lan iki gün. Hayır, okula gitmemişsin oğlum. İki gün gitmedim Kuzey. İki gün yazıyor ve iki gün göndermedim ben. Değil. İki gün rapor yazdırdım sana. İki gün değil.
Ne zaman? 2 gün değil. Ne zaman gitmedin? Biz uyurken falan mı gitmedin? Ne zaman gitmedin? 2 gün değil. Ben çalıştıracağım bundan sonrası. Nasıl değil? Nasıl düzelecek bunlar? Ay yok vallahi ben çok üzgünüm şu anda. Türkçeden herkes 90 almış ortalama, Kuzey 85. Matematikten 88, Kuzey 85. Ben söyleyeyim sana çünkü yazılı olacağı günün bir ertesi günü, bir önceki günü bir saat bile çalışmadı yazılılarına. Anladın mı? Ben biliyorum. Türkçeyi kim çalıştırdı Salim? Sen. Onu da ben çalıştırdım, 4 saat çalıştı. Ortalamanın altında almış. Hatta uyuyordu böyle anne yeter diye. Yo. Ben diyecek söz bulamadım. Bakın 4. sınıftaki notlarına bakalım, karşılaştıralım. Türkçe, matematik, yabancı dil. Evet. Sen ne yapıyorsun ya? Şeyden attı arkadaşlar. Benim sinirim bozulmuş, geçmiş karşıma. Yani 4. sınıf. Şimdi girdik. Öğrenci bilgileri, not bilgisi. 4. sınıf. Aha. Şuna bak, notlara bak ya. Bakın, matematik 100. 100. Yabancı dil 67 almış. Orada da 67 ama almış. Ama sonradan Türkçe, 100'e çıkarmış. Türkçe 100. Bak her yerde 100. Tamam çocuğumu üzmeyin, çıkarır o benim paşam. Akıllı oğlum benim. Ali böyle yüz verme, benim lütfen yüz verme. Benim oğlum başarılı. Geçen sene takdir aldı. Çalışacak ama bu çalışmıyor. Bir sene de babasına söz ver, bir de abonelerimize söz ver. Arkadaşlar. Sus be. Telefonun yanında mı? Telefondan ortalamasına bakalım. Salim durur musun? Söz ver babana. Söz. Tamam ağlama. Benim oğlum başarılı, çocuğun şeyini kırma. Hayır başarısız demiyorum, çalışmıyor. Olabilir diyorum. Çalışır, düzeltir. Bu farkı anlayabiliyorsun değil mi? Çalışmıyor. Ben sana bir şey söylüyorum, çocuk üzülüyor, öyle yapma. Böyle yaparsan tamam mı? Senden 100 bulur. Hayır çalışacak ya, ne demek? Biz de aynı şeyiz, çalışmam. Bir saat bile çalışmamaz, çalışmıyor yani. Sus ya. Ne ya, savunma. Ağlıyor. Lan ağlıyor. Tamam. Tamam ne olacak oğlum, şaka yaptık. Gel paşam bir yanıma, gel. Sen niye ağlıyorsun? Manyak mısın oğlum? Biz şaka yaptık. Benim de notlarım böyleydi. Olabilir Allah Allah. Olabilir ama çalışacak. Benim notlarımı nasıl göreceğiz? Bizim verdiğimiz emeklerin karşılığını verecek. Ben onu okulda başarılı yani olsun diye elimden geleni yapıyorum. Anne kitabım eksik diyor. Gidiyorum alıyorum. Anne test lazım diyor. Gidiyorum alıyorum. Sen profesör mü oldun? Sen başarılısın aşkım benim. Gel bir şey olmaz. Gel. Gel buraya. Bak bakayım lan. Sinan. Benim gel benim buraya. Takdir alacak, sen de göreceksin. Alacak mısın? Söz ver. Tamam. Söz veriyor musun? Ben annemle konuşmuyorum dedim. Yapma böyle, gel buraya, gel. Duymadığım gel için söylüyorum. Gel. Sen de tercüman mısın? Baba. Gel buraya. Gel. Tamam, karışma sen. Hayır, gel buraya Kuzey. Kuzey tamam gel. Paşam Kuzey diye. Tamam, söz ver bana. Benim zeki oğlum, benim çalışkan oğlum. Hayır benim çalışkan zaten. Hayır başarılı zaten ama tamam, niye böyle yapıyor? Başarır, düzeltir. Gel buraya yanıma gel. Hadi gel. Yanıma gel. Lan çocuğu götürüyorlar. Tamam oraya Kuzey. Hiç çekiyordum. Kuzey. Tamam. Sen var ya sen çok fenasın. Aa. Baba var ya ne yaptın? Vallahi kendine nasıl çeviriyorsun? Bir telefonu verir misiniz? Oradan da ortalamaya bakacağım. Şimdi sanlarsınız. Ortalamasına bakacağım. Sen sus bir ya profesör, sen kendi çok... Niye bir dakika? Niye senin zamanına gidelim, senin zamanına. Arkadaşlar izleyin oradan, bakın izleyin. Aldığı not hiçbir işe yaramıyor. Araba alacak bir not değil. Onun için Salim'i zorlamıyorum da, ben iki tane dershaneye gönderdim, gitmedi. Kendi tekrardan üniversiteye hazırlanmak istiyorsa hazırlanır, hazırlanmak istemiyorsa da okumaz. Kimseyi zorla okutamazsın. Ben o not beni tatmin etmedi. Hiçbir şey demiyorum, moralim sıfır. Utanmıyor musun? Şu bayram günü moralimi sıfır etti. Sen gerçekten şu anda utanmıyor musun? Bak be hareketlere bak ya. Ali bir de sanki... Uşa gelme gelme araba. Bir de sanki suçsuz bir şey mi? Gülüyor ya. Sen gitsene buradan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen arabayı bırak. Artık arabanın ön koltuğuna oturamayacaksın. Zaten ön koltuğuna oturmadım ki, arka koltuğuna. Annen olmayınca da seni arka bebek koltuğuna bağlayacağım seni. Kalk merak, kalk. Merak. Var ya hayal kırıklığısın. Kalk yürü. Aa, gerçekten moralim bozuldu. Ağlayacağım incim. Bilgisayarını bile kaldırıyorum. Ben en zor sınavdan 420 puan yaparken çocuk 2 gün çalışıp 190 puan. Arkadaşlar gördünüz benim zamanında mi? Sert çıktım. Gene bir şey olmadı. Bu sefer de nazik davranıyorum. Belki düzelir diye. Neyi sert çıktın? Kontrol ederken sert çıktın zaten. Ali var ya çok şey. Hayır ben ikisine de aynı davranırım. Niye? Ben sonuçta okula gideceksin ve başarılı olacaksın. Bunun sözünü vereceksin. Senin işin gücün okul. Helal etsiniz.
Ben her şeyime, ne olursa olsun. Tamam ya. Okul deyince akan sular durur bizim şov için. Şov yapma. Şov değil. Niye o zaman bu çocuğa söyledin? Gel buraya, gel buraya. Ortalama öyle bakalım, telefon alabilir miyim? Sen şimdi babana bakar mısın? Şunaylardan ben mesaj var. Ben sana sonsuz güveniyorum. Babana söz veriyor musun? Söz. Bu videoyu edit yapın arkadaşlar. Benim oğlum yıl sonunda takdir alacak. Babasının bu dediğini de koyun. Arkasına da böyle takdir videosunu koyun. Saklayın o videoyu. Gelsin buraya, bana büyük gel. Büyük editçiler var. Buraya gel. Buraya. Bak söyle şuna gelsin. Ha gelme, çocuğu üzme. Tamam gel annem, özür dilerim. Hayır anne. Tamam. Kuzey gel. Tamam sinirli şu Kuzey an. Şşşt. Ne demek ya, sana ne oluyor? Sinirli. Sen niye karışıyorsun? Seninle görüşmek istemiyorum şu an. Bak benim canımı sıkma, sen karışma. Randevu alıp görüşmen lazım Kuzey Bey'le. Bekle. Bak. Benim 4. sınıf not, 5. sınıf notlarım var. Ya senin 5. sınıf notlarım ne? Bekle. Bunu arkadaşlar telefon alıyordum, telefonu açmıyordum. Bu değişik bir çocuk ya. Bu değişik. Açmam ya. Ben meşgul bir adam, beni öyle arayamazsın. Salim'in e-okul notları. Diyorum, aç bakalım senin e-okul notlarını. Tamam. O zamanlar neler yapmışsın? Bakalım ne, Salim başarılıydı. Ha, başarılıydı. Aç bir. Bak sen şu an çocuk ayrımcılığı yapıyorsun. Ayrımcılık yapmıyorum. 5. sınıfta Salim başarılıydı. Salim lisede bıraktı. Arkadaşlar lise mezun olduğum için YouTube'dan açıp bakacağım şimdi. Salim aç bakayım, aç. Göreceğiz. Aç aç aç. Salim'in 5. sınıfta notları çok güzeldi. Şunun notlarını açın bir ya. Allah aşkına övün. Harbi anne, övünüyorsun yani. Şunun notlarını açın. Açsınlar. Bunun bir beden eğitimi yüzdür. Ya. Beslenmesi yüzdür, ya. Yemek yemekten. Senle sevgiliyken o zaman hatırlıyor musun? Lise sonunda gittik, karnemi aldık da. Ne dedin? Oo karneye bak. Ben hayal... Ha, yalan söyleme. Belge aldıydım da. Olsa dedin ya, ooo şey, akıllı ya. Akıllı sevgilim dedin ya, ne oldu? Şov yapma, boş yapma. Bırak bu işleri ya. Başarılıymış, şey sanki bu. Bana doçent doktor oldun. Ne başarısı, ne başarımlar? Ne, söyle. Sen ne, bir şey diyeceğim Ali. Tamam, benim iki tane var? Seçeneğim vardı. Bir, senle sevgiliydik ve okulda tamam, da biliyorsun var, psikoloji bölümünü tutturduydum. Boş sen ne dedin? Eğer dedin tamam, gidersem evlenemeyiz senle. 4 yıl dedin. Evlenmeseydin benle. Arkadaşlar ben psikoloji bölümünü istiyordum. Ali abinizi tercih ettim. Eğer ben tercih etmeseydim kardeşim. Şu anda psikologdum. Ben bir bölüm müyüm oğlum, beni tercih ediyorum? Ben pişman mıyım? Hayatta değilim. Ali bölümünü tercih ettim. Değilim. Ama böyle konuşuyorlar ya, sen ne oldun deyince sinirlendiriyorlar ben beni. Bir şey söyleyeceğim. Bak çocuklara kötü not aldığı zaman onlara... Özgüveni yerine gelsin. Aa, bunu sen mi diyorsun? Davranacaksın. Utanmıyor musun? Şu bayram günü moralimi sıfır etti. Bana niye tersi? Bir saniye. Arkadaşlar size sadece şunu diyeyim. Diyorlar ya sen niye? Ben nasıl bir öğrenciydim? Zamanında derslerime çalışıyordum. Yazılım varsa 3 gün önceden başlıyordum yazılıma ve 24 saat yazılıma çalışıyordum. Ve başarılı da oluyordum. Senin zamanında... Hiçbir şey yoktu. Benim zamanımda test yoktu. Klasik yazılı vardı. Kendimiz yazıyorduk. İnsanın sözünü kesme. Senin zamanında elinin altında hiçbir şey yoktu. Şu an bütün çocukların elinin altında her şey var. Evet. Tamam mı? Hani o çocuklar gene iyi çalışıyor. Benim oğlum takdir alacak, siz de İnşallah. Utanacaksınız. Niye utanayım? O benim gururum olur. Ben üzülüyorum düşük not aldığını. Ama sen böyle yaparsan senden 100 alır. Ben şimdi baba oradan devam edeceğim. Ben şey mi diyorum? Oradan devam edeceğiz baba. Ben şey mi diyorum çocuğa? Aa ne güzel almışsın. Ama onun gönlünü kırdım. Şu anda sen beni, bak şu anda ne yapıyorsun biliyor musun? Kamera karşısında beni rencide ediyorsun, çocuğunu haklı gibi gösteriyorsun. Arkadaşlar, ve böyle yaparak da kazanamazsın. Şimdi yan tarafa Kuzey'in ortalaması gelecek, buradan bakıyoruz. Şimdi burada yine görüyorsunuz Kuzey Yanık. Not bilgileri. Ortalaması evet. 74. 3 tane 90 ekle oraya. Tabii 3 tane 90 ekle. 3 tane şuna evet, ekle değil. Hayır değil, hesap makinesinden. Bir saniye sessiz olur musun? Beden eğitimi 2 ders. Bir saniye. Abi sana ne dedi? Yazılıda, İngilizce yazılısında. Kuzey gel ben seni çalıştırırım. Hayır ben çalışırım dedim. Odaya girdin, yarım saat bile çalışmadın. Ben ne dedim babana? Babam dedi ki ben Ali, sen Kuzey çalışmıyor yazılısında dedim. Her yazılan için. Hiçbir matematik. Şey demedin öyle. Çalışsan yaparsın zaten. Ama sen akla doğru dersi yaparsın. 5 liraya motivasyon dersi alınır. Ne oldu biliyor musun? Geçen seneki Salim sen oldun. Salim de sen oldun. Ama ben üniversite yazılanıyorum. Sen 5. sınıfsın kardeşim daha.
Oyun, ve, dışarı, ve, arkadaşlarla maç oynama. Senin var ya şu an ortalamanı çok merak ediyorum ya. Kesin sıfırdır. Bir ne diyor? Sana diyor. Sen bana mı diyorsun? Evet, girelim hadi. Bir de bir şey sen diyeceğim. Yaz, bakın şöyle bir şey var. Anneannene söyleyeyim de karnelerimi yollasın da. Öyle ben de yaparım. Bizde okul yoktu ki oğlum. Karne var. Sen görmedin mi karnelerimi? Bir şey diyeceğim hocam. Bak bana diyor ki, bir şey senin ortalamana bakalım. Baba, sen niye karışıyorsun? Kocaman kadın olmuşsun. Senin baba, bana diyor diyorum. Zamanında senin zamanında okul var mıydı? Yoktu babacığım. B okul vardı onda. Karne vardı bizim zaman. Ha ne oldu Kuzeyciğim? Ama bu kadar zor değil mi sizinkiler? Yalan söyleme, bizimki daha zordu. Anne, ya. Anne ne zoru, size ne soruyorlar bizimki ya? Bizimki daha zordu. Evet. Sizin her şeyiniz tamam, altında. Tamam benim oğlum son zardı, uzatma. Takdir alacaksın değil mi babacığım? Teşekkür ederim. Teşekkür ben de ediyorum, konuştum. Teşekkür alacak. Bana da söyle. Hayır anne. Söz ver. Söz ver diyorum, buraya gel. Söz ver. Hayır buraya gel. Anne. İkinci yazım vardı. Anne ikinci yazımdan yüz al değil mi söz? Yani almayacağım diyor böyle. Anne ikinci yazımdan. Böyle diyor. Yani onu diyor. Tamam. Anladın? Anladın. Arkadaşlar ben her hafta netimi 5 yükseltiyorum teyitede. Aferin. Bak bana doğru düzgün konuşsun. Bak gerçekten canım tamam, sıkılıyor. Kuzey hal arıyor. Kuzey. Bakın konuşamıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kuzey söz ver bana. Abonelerimize de söz ver. Bana da söz ver. İkinci yazılılarda düzelteceksin. Ve birinci dönem tatilinde de. Ben verdim zaten. Takdir. Tamam. Ben sana oturayım. Bir saat İngilizce çalıştım. Valla bana yazıldan hiç surat asma olur. Kuzey. Kusura bakma. Senin hatan bu. Tamam, bana hiç surat asma. Sanki ben almışım gibi hareketler yapma yani. Senin hatan bu. Biraz da yani kendinde suç ara. Tamam mı? Ben senin kötülüğüne konuşmuyorum. İyiliğine konuşuyorum. Sana şey mi diyeyim? 65 aldın. Aa! Aferin oğlum. Bak arkadan ne diyor? Çok belli belli diyor anne sana. Çok düşük al o zaman. Tamam mı? Çok düşük al. Daha çok gururlandır babanı. Tamam mı? Kusura bakma kardeşim. Ben bu notları beğenmiyorum. 100 alacaksın. Anladın mı? Çalışacaksın. İstediğin gibi de anla. Arkadaşlar, İstersen sıkıntı yap. Şimdi hiç benim okuluma girmeye çalışıyorum. Haksız mıyım ya? Benim okuluma girmeye çalışıyoruz ama giremiyoruz. Çünkü ben lise mezunuyum. Burada oradan geçmiş. Aa, babacım. Niye Salim de demedin? Aynen. Ha? Salim de niye? Ben onda da aynı tepkiyi veriyordum. Niye demedin özgüveni yerine gelsin diye? Haklısın Meral diyordun. Burada iki ağlayınca hemen yelkenler suya iniyor. Oldu. O zaman şöyle bir şey var. Abim üniversiteyi kaybettiğinde niye babam yeniden yazdırdı? Ben kaybetmedim. Girseydim girerdim sağlık bölümüne. Hayırdır? Boş yapıyorsun. O üniversiteyi kaybettiğinde ben ona kızdım mı? Kaybetmedi de yani kötü istediğim yeri tutturamadım. Hayır. O zaman konuşmayalım. Hayır şu şekilde ama biz de ne dedik? Bak, tekrar, daha ilk girmesiydi. Bir dakika. Üçüncü kez değil. Bak şöyle bir şey var. Bir dinleyin. Ben 11'de açığı aldım tamam mı? Açık şey aldım. Evet, 11'de doğru. Yazdırmak zorundaydınız. 12'de de yazdırmak zorundaydınız. Çocuk bir kere üniversite sınavına girecek. Bir kere dershaneye girdim. Şimdi bir ikinci kere. Üniversite sınavına girecek. Alacak. Yaşıklarına da girecek. İnşallah takacak. Sen de göreceksin. Değil mi annem? Evet. Oo. Bunun da editini yap. Ne? Ben de Harry Potter çıkıyor. Yo inşallah. Ay annem inşallah alırsın yavrum. Sandım durun. Ay ne güzel avukat olduğunu göreyim var ya, benden gururlusu olmaz. Sen de inşallah doktor filan olursun, yine gururumsunuz. Canım bunu hiçbir istekle söylemiyorum. Doktor İngilizceli konuşuyor. Ay hiçbir hayır. İstekle söylemiyorsun ya Kuzey, sen neyin? Ne diyorsun nein, sen? Nein, amacı var. Neyin? Ne diyorsun sen? Bakacağız. Allah Allah. Ben girmek istiyorum ya. Ben anladım şu anda neyin ne olur. Vallahi Kuzey istediğini anla. Anladın mı? Bana notların güzel gelsin. Niye ben sana ne diyorum? Annem derslerini çalış lütfen. Doğru. Hiç öyle bir şey demiyorum. Hiçbir laf demeyeceğim. Hiçbir şey demeyeceğim. Sen kendi kafana göre yaşayacaksın. Doğru haklısın. Ben neyim ki? Burada babam şahit. Baba hiç dedim mi? Geç oğlum ders çalış. Demedim mi? Ben diyorum. Geç oğlum sınava çalış. Arkadaşlar adam lavaboda test çözüyor. Yemin ederim bak kapıyı bir açtım lavaboda test çözüyor. Çözdüğü şeyin paragraf sanki kim bana üniversite sınavına alınıyor. Kim diyor ders çalış yazılımı annem, var. Annem ben bu. Babam ne oldu? Bakın şöyle annem diyor ki git ders çalış yazılımı var. 30 dakika içeri giriyor 10 dakika hatta. Çalışıyor babama diyor ki dışarı çıkayım. Babam da ondan önce diyor ki çıkamazsın. Babam da izin veriyor geliyor oynuyor burada. Aferin oğlum aferin. Dün gece 12'de ders çalışmayıp dışarı çıkan ben miydim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi notları inceledik.
Sizleri çok seviyoruz. Almanca var. İnşallah Kuzey notlarını düzeltir. Ha, üzülmesin ama çabasını istiyorum ben onun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.